Merhaba. Sizi böyle alalım da yine beraberiz. Bugün birbirinden lezzetli tariflerimiz var. Biliyorum her gün aynı cümleyi kuruyorum ama ne yapayım? Tariflerin hepsi çok güzel. Bugün etli pırasa dolması yapacağız. Sonra krepten muhteşem bir pizza yapacağız. Krep pizza. Bir de ayva tatlısı yapacağız. Peki eğer bize ulaşmak isterseniz nereden ulaşıyorsunuz biliyor musunuz? Sosyal medyadan. Instagram ve Facebook üzerinden sizi böyle alalım hesaplarından. Ayrıca ola ki tarifleri kaçırdıysanız, programı kaçırdıysanız o zaman da yine Foxcom.tr'den bize ulaşabiliyorsunuz. Tariflerimizi ele geçirebiliyorsunuz. Bu programı yapmanın en güzel yanlarından biri yoğunluktan göremediğim arkadaşlarımı burada ağırlayarak görüşmek. O yüzden program boyunca olabilecek aksiliklerden dolayı şimdiden özür dileriz. Çünkü hakikaten benim canım burada. Selen Gör Güzel Alkan. Ya. Ya ama öyle. İyi ki geldin. Aman düşme. Aman düşme. Valla şey arkadan da şöyle bir müzik. Kavuştular sonunda. Bir kavuşma müziği istiyorum. Valla öyle. Nihayet teşekkür ederim. Hikaye şu. Valla iyi ki geldin. Biz iki aydır buluşmaya çalışıyoruz. Evet. Ve bunu başaramadık. Çünkü biraz sonra sohbette siz de öğreneceksiniz. Hanımefendi yeni işlere kalkıştı. Artık çok ağır bir iş kadın oldu. Zaten öyleydi. Daha da fena. Ben çift proje yapınca iyi ki program var. Allah'tan telefonlar var değil mi? Telefonlar var tamam ama iyi ki program da var. Evet ya tabii ki canım iyi ki var. Zaten ben direkt hem yemeğe hem de sana kavuşmaya geldim buraya. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk. Efendim bugün biraz önce de söylediğim gibi çok güzel tariflerimiz var. Ayva tatlısı yapacağız. Krep pizza yapacağız. Ve etli pırasa dolması yapacağız. Şimdi bunun bir sıralaması var. Önce ayva tatlılarını hemen yapacağım. Ocağa koyacağım. Onları orada tıngır derken biz diğer tarifleri yapmaya başlayacağız. O yüzden hemen ayva tatlısının malzemelerini sayarak başlıyorum. 3 tane iri ayvamız var. 2 tane elmamız var. 1 fiske kırmızı şeker boyamız var. İstemeyen kullanmayabilir. Tercih etmeyebilirsiniz. Sonuçta biz görsel bir iş yapıyoruz. Ekran önündeyiz. Size ne kadar güzellik sunarsak, ne kadar çeşit sunarsak o kadar güzel diye alternatiflerini gösteriyoruz. Arzu eden şeker boyası kullanmayabilir. 2 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 2 tane karanfilimiz var. 1 tane kabuk tarçınımız var. Sonra üstünü süslemek için de 100 gram kadar kaymağımız var. Tarif çok kolay. Elmayı rendeleyeceğim. Sonra şekerle ve gıda boyasıyla çok az bir suyun içinde, bir çay bardağı kadar suyun içinde erittiğimiz şeker boyasıyla bir güzel harmanlayacağım. Sonra ortadan ikiye bölünmüş ve ortası güzelce oyulmuş ayvalarımın içine dolduracağım. Biraz da dibine su koyacağım. Tabii ki tarçınımı, ayva çekirdeklerimi, bakın bu çok önemli. Ayva çekirdeklerimi ve karanfillerimi de suyun içine atacağım ki hem lezzetini versin hem de o ayva çekirdekleri sayesinde kıvamı tutsun. Allah. Onlar orada tıkırdayacak. Bayılım. Ayva tatlısı yapıyor musun sen? Ay ne demezsin yani her gün onu yapıyorum. Yok çok seviyorum. Ayva tatlısı benim gerçekten kışın en sevdiğim, en severek yediğim tatlıdır. Özel yerler de vardır böyle çok iyi yaptığını bilirsem giderim oralara. Ama yok yani hiç ben yapmayı denemedim şimdiye kadar. Bak bundan sonra ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Özellikle o kadar dikkatli izleyeceğim ki şimdi bu kadar sevdiğim bir tatlıyı bir de senin elinden çıkacak haliyle ben de yapmaya çalışacağım elbette ki. Hamdi sorumluluk kabul etmiyorum. Şu andan itibaren bir sürü güzel tarif öğreteceğim karına. Hiç çok mutlu olur kendisi. Ama iyi yemiyor. Çok evet, azıcık azıcık evet, yiyebiliyor. Evet çok azıcık azıcık yiyor. Yani o da benim işime geliyor şu an Allah'tan. Çünkü ben mutfakta böyle çok açıkçası yemeği çok seven, lezzeti çok iyi tercih eden, ayırabilen fakat mutfakta da çok da başarılı olmayan bir bayanım maalesef. Tam tersi de hissiyatın aslında öyle değil biliyor musun? Sanki böyle Allah o saçları tepeye toplayıp kendini mutfağa atıp böyle hani bir saatte 5 çeşit çıkarırmışsın hissiyatı uyandırıyorsun. Herhalde, çok beceriklisin ondan herhalde. Hamdi de yani o görüntüye inanıp evlendi benimle adamcağız. Çünkü dış görüntüyle şu içeridekinin bir alakası olsaydı neler pişirirdim kim bilir neler şöyle bir sıvıyıp sıvıyıp gerçekten. Ama yok yani şey yok belki de hani öyle bir ilgi mi olmayabilir mesele belki. Mesele ilgi. İlgilensen yaparsın yapamayacağını düşünmüyorum. Ama ben sana çok özeniyorum biliyor musun? Mesela 2 dakikada bir de o pratikliğin var ya. Ama o yaptıkça girip, oluyor. Ben onu denedim de yani o olmadı bir türlü. Ama işte bir seveceksin. Evet. 2 ilgi duyacaksın. 3 hakikaten eğer
sürekli yapıyorsan bir zaman sonra alışkanlıkların oluyor. Pınar biliyor musun, tam böyle gaza geldim, hadi dedim çok güzel yemekler yapacağım falan. Hazır kocam da Antakyalı böyle beraber, adam gitti ameliyat oldu, yemek yemiyor. Yani bu sefer hiçbir şey yapamıyorum, özeniyorum böyle yapıyorum şu kadarcık yiyor, doydum ben diyor. Ne yapsın? Dedim yani. Olsun, sağlığı yerinde olsun. Tabii. Canım Hamdi bildiğim kadarıyla sette yoğunlukta, efendim aslında biz uzun süredir evet. Selen'le Hamdi'yi beraber ağırlama arzusundaydık ama baktık ki Hamdi Bey setlerinden daha fazla fırsat bulup bize zaman ayıramıyor, daha fazla ayrı kalmayalım deyip Selin'i aldık. Hamdi'yi hatta de biliyorsun yarın ki seyahat programımızı bile set yüzünden maalesef programımıza katılamıyor eşim. Ama çok sevgilerini iletti. Teşekkür ederiz, çok mersi. Ve o yemeklerden lütfen bana da getir. Zevkle. Pınar'ımın ellerinden yapılmış yemekleri canım yiyeyim benim. Dedi. Senden seve yemiyorum, seve. Bari Pınar'ın yaptıklarını yiyeyim dedi. Eyvah, arkadaşım böyle laflar etmiyoruz yalnız. Bu doğru bir davranış değil yani, lütfen. Peki, yeni bir işlere kalkıştın. Hadi anlatalım. Nereden başlasam acaba? Ya bir şirket kurdun. Evet. Ben sana yol açayım. Şöyle, benim tabii çok küçük yaştan başlayan televizyon arkası ve işin mutfağıyla olan tecrübem ve donanımımı... Nasıl yani? Ben mesela o kısmını çok bilmiyorum. Ben bayağı 15 yaşındayken önce bir set paslayarak falan başladım işte Okan Bayülgen'in programında. Mi? Tabii ki. Ama şey değil yani, hani burada böyle acıların kadını falan modunda anlatmıyorum bunu. Bunu isteyerek yapıyordum. Hemen alıyordum bantları, montaja çıkarıyordum. Bir bakıyorum orası yayına gireceğiz, alıyorum paspası falan. Peki neden böyle bir şey yaptın? Çünkü ben bu işi yapmak istiyordum. Ve okurken de bir kanal buldum ve orada çalışmaya başladım önce part time. İşte ilk Okan Bayülgen'le başladım zaten. Ondan sonra televizyonla ilgili edindiğim bu tecrübe ve bilgi, tabii ki eğitimle de pekiştirince çok fazla kamera arkası iş yapamadım ama yaptım. İşte muhabirlik de yaptım, program editörlüğü de yaptım ama kamera önüne çok çabuk geçtim. Esas amacım oyunculuktu. Şimdi böyle de bir fizik olunca zaten muhtemelen çok da zor olmamıştır kamera önüne geçmek, bir de yetenek olunca. Yani fizikle mi alakalı, aslında şansla mı alakalı, yoksa gerçekten çok istekmekle mi alakalı bilmiyorum. Hepsi bir arada. Gerçekten çok istiyordum. Yani hiç başka bir meslek hayatım boyunca düşünmedim ki, mesela işte annem falan mimar olacak benim kızım falan derdi hep böyle günlerde. Ben ha yapardım ama hep bir oyunculuk isteğim var yani, sektörel. Çünkü hani üretken de bir zekam var. Dolayısıyla bu hayallerimi mutlaka bir yerde konuşlandırmam gerekiyor diye düşünüyordum. Bu mesleği seçme sebebim de bu. Kamera önü derken işte diziler, miziler falan, ama bir taraftan da her şeye de müdahilim. Bir de yönetmen bir eşim de var artık. Dolayısıyla bu tecrübe bu kadar profesyonel bir grift olunca dedim ki evet, ben bunu artık daha bir sektörel olarak yapmalıyım. Şimdi lafını unutma, hemen ne yaptığımı söyleyeyim. Çünkü sonra şöyle bir şey oluyor. Bir dakika, biz orayı kaçırdık. Tam orada şu olurken bu oldu, biz anlayamadık diye. Tamam, o yüzden detay gösteriyor. Ben şimdi yemeği aklımda tutacağım ne dediğimi. Sen yemeği aklında tutma. Panik olup. Evet, tamam. Peki. Elbette ki kaçıranlar sosyal medyadan tariflerimizi yakalayabilir ya da Foxcom.tr adresinden bulabilir. Ama yine de ben burada size göstermek de isterim. İki tane elmayı rendeledim. Şimdi şekeri içine ekliyorum. Bu şeker çok demeyin. Unutmayın ki ayvaların tamamına bu şeker lezzet verecek. Şöyle biraz karıştırıyorum. Sonra da gıda boyasını ekliyorum. Bir kere daha söylüyorum. Biz burada görsel bir iş yapıyoruz. O yüzden daha renkli, daha güzel görünen, daha cazip görünen hale getirmeye çalışıyoruz. Gıda boyası sevmeyebilirsiniz. Elinizde olmayabilir. Kullanmayı tercih etmeyebilirsiniz. Bu size kalmış. Sadece ayva çekirdeği koyarak hem rengini değiştirebilirsiniz hem de yine kıvamını tutturabilirsiniz. Ama biz şöyle birazcık güzel görünsünler diye içine gıda boyası da koyuyoruz bugün. Bir fiske kırmızı boya. Yine gıda boyası kullanırken de aynı şey geçerli. İstediğiniz miktarda koyabilirsiniz boyasını, kırmızılığını ayarlamak için tabii ki. Bu ayva tatlısındaki ayvanın seçimiyle ilgili bir şey var mıdır mesela? İşte çok ayva fark böyle etmez, pişiyor. Pişme süresini uzatır. Yani çok sert bir ayva seçersen pişme süresi uzar. Yoksa çok büyük bir şey değiştirmez. Lezzetli ayva her zaman lezzetlidir. Hani senin ham madden ne kadar lezzetli ve güzelse elbette sonuç ki olur. Yaptığın şey o kadar güzel olur ama çok çok etkilemeyecektir. Ayvalarımı alayım. Ayvalar hazırlandı, suda bekliyor. Kendiniz evde de yapsanız birazcık kararıyor, endişelenmeyin. O piştiği zaman bütün o kararmayı yok ediyor, hiçbir şey kalmıyor.
tarçını attım. 2 tane karanfil de attım. Şöyle ayva çekirdeklerim var. Onları da atıyorum. Çünkü ayva çekirdeği aynı zamanda içine hem lezzet veriyor, hem renk veriyor. Hem de o hani böyle ayva tatlısının suyu bir böyle daha jöleli jöleli olur ya, onu sağlıyor. O su normal su mu olacak yoksa tabii böyle şerbetli sıcak mi? Sıcak su. Hayır, sıcak su. Zaten şeker ve elma ona lezzetini verecek. Kokusunu da bıraksın diye içine tarçın ve karanfil de attık. Şöyle fokurdatmayı bırakacağım. Şimdi o boya da kendini bırakacak piştikçe. Şekerle beraber, elma ile beraber bir fokurdasın, altını kısarız her yemekte olduğu gibi. Üstüne kaymak koyacak mıyız? Tabii ki servis sırasında koyacağız. Allah'ım çok şanslıyım. Kaynanan beni seviyormuş demektir bu. Kesin. Gerçekten. Kesin. Pırasaya bayılırım. Pizza da severim. Ve ayva tatlısı benim hayatımda en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Böyle bir menüye denk gelmiş olmak şanslı olduğumu gösteriyor değil mi? Vallahi önceden sormadık. Vallahi bilmiyordum. Sormadık, tamamen tesadüf. Yemedikleri bir şey ya da alerjik oldukları bir şey var mı diye konuklarımıza soruyoruz. Ama hani ne seversiniz diye sormuyoruz. O yüzden iyi denk geldi. Bak kaymak burada. Tamam. Şurayı alayım hemen kenara. Şimdi sıra geldi pırasa dolmasına. Ta 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 ta. Pırasalarımızı anlatacağım şimdi. Birazcık detaylı ve biraz el alacak. Önümüzdeki bir süre kafam önüme bakıyor olabilir. Kusuruma bakmayın. Tamam. Sorun yok. Çünkü yaparken göreceksin. İster istemez kafam önüme gidecek. Hemen malzemelerimi sayıyorum. 1 kilo pırasamız var. Biz bu pırasaları aldık. Yaklaşık 6'şer santim uzunluğunda kestik. Sonrasında şöyle bir hafif haşladık. Çok hafif. Yaprak yaprak ayırdık. 2 tane soğanımız var, ince doğranmış. 2 kahve fincanı pirincimiz var. 250 gram kıymamız var dolapta. Şimdi çıkaracağım. 2 yemek kaşığı salçamız var. Yarım demet ince kıyılmış maydanozumuz var. Sonradan üstüne gezdirmek için 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Yarım limonun suyu var. Tuzumuz ve karabiberimiz var. Bütün malzemeleri çiğden karıştıracağız. Ve sonrasında pırasaların içine sarmaya başlayacağız. Sonra da zaten tencereye koyup pişireceğiz. Sadece dibine birazcık su koyacağız ve pişireceğiz. Yardıma çok incecik olursa az sonra olacak, az sonra yani. Olacak. Emin olabilirsin olacağını. İyi bir çünkü asistan olurum bu konuda. Vallahi isterim çünkü hakikaten çok el alan. Ama bir potansiyel var değil mi Pınar'cığım? Yani bir öğrenme şevki var. Ona hiç şüphem yok. Hiç şüphem ama yok. Ama diyorum ya sen özendiriyorsun. Sen böyle 2 dakikada giriyorsun işte bir poğaça çıkarıveriyorsun. Şunları böyle yaptığın her şeyde çok lezzetli yapınca böyle güzel, başarılı bir kadın. Bir de mutfakta da böyle başarılı olunca canım benim. İnsanda gerçekten böyle bir özendirici bir durum oluyor. Yani iyi anlamda söylüyorum. Bence sen beni seviyorsun ondan. Zaten o öyle seviyorum da sevdiğim herkesin her yaptığı şeyler özenmiyorum yani. Tehlikeli olabilirdi evet. Söylediğim cümleyi bir an için düşündüm de. Yani. Peki kaldığımız yerden devam edelim ve tamam. Sonunda bir şirket kurdun. Bu şirket ne yapar? Bu şirket dijital yapımcılık yapar. Şimdi artık günümüz dünyasında özellikle yeni jenerasyonun tercih ettiği tarz yapımlar, programları artık biz içeriklerini üretip aynı zamanda bunları dijital platformda yayınlıyoruz. Yani bir yapımcı duruyor karşında Pınar'cığım. Evet evet biliyorum. Henüz hayırlamaya maalesef ofisini gelemedim, imkanı olmadı ama uzaktan takip ediyorum. Yani geleceğim vallahi geleceğim. Geleceksin zaten. Bana elim mahkum geleceksin. Tabii ki geleceğim. Kıymayı koydum, soğanı koydum, salçayı koydum. Şimdi tuzunu ekliyorum. Birazcık da karabiber ekliyorum. Maydanozu da ekleyeceğim. Ve pirincini de koyup çok çok az su koyacağım. Çünkü siz de biliyorsunuz ki dolma yaparken birazcık su koymayınca pirinçler de çekince içi çok böyle tık tık olabiliyor. Öyle olmasın diye. Biraz çok az ama çok da sulandırmamak lazım. Malum küçücük pırasaları saracağım. Yani şimdi pırasa eğer büyük bir şey olsaydı biberin içine dolduruyorsam tamam da incecik pırasaları saracağım. Bunlar nasıl sarılacak acaba ya? Şimdi ben saracağım, sen daha sonra saracaksın. Öğreneceksin. Yani öğrenirim de böyle çarşaf gibi hani şeyler bile zor sarılırken o nasıl sarılacak i̇şte acaba? Çok azıcık malzeme koyarak. Tamam. Çok çok azıcık malzeme koyarak ama bu sayede çok hızlı pişecek. Çünkü doğru. Zaten pırasalar haşlanmış, bu kıyma da içine çok az gireceği için hop diye pişecek. Oh ne güzel. Şimdi bu akşam mesela izleyenlerin menüsü hazır. Tabii. Kadınlar için acayip zor bir şey ya. Her gün ne pişirsem derdi. Menü seçmek değil mi? Tabii tabii. Mesela biz şirkette bile işte bizim sağ olsun bir ablamız var. Selan Hanım ne yapayım falan her gün böyle bir konuşuyoruz.
o kadar zor bir şey ki bu, her gün ne pişirmen gerektiğine karar vermek. Hem sağlıklı olsun, hem lezzetli olsun. Biz o yüzden izleyicilerimize mümkün olduğu kadar menü halinde sunmaya çalışıyoruz gün içinde yaptığımız yemekleri ki hani bir fikir olsun. Çoğu zaman aslında sosyal medyadan da okuyorum. Bakmayın bu kadar çalışıyor, bu kadar koşuşturuyor olabilirim ama elimden geldiği kadar yazdığınız bütün mesajları okumaya çalışıyorum. Her zaman cevap veremiyor olabilirim, affedin beni. Elimden geldiği kadar yetişmeye çalışıyorum ve gelen bütün yorumlarda hep ya işte hemen yaptık şunu denedik. İşte çok güzel oldu. Elinize sağlık. İyi ki böyle bir yöntem verdiniz. Elbette ki herkesin tarifi kendine. Böyle bir yöntem verdiniz diyorum. Böyle bir yöntem gösterdiniz. Çünkü her yemeğin kendine göre bir yapılış şekli var. İşte mesela bak ayva tatlısı zor gibi görünüyor. Ne kadar basit. Evet çok basitmiş ya, yapacağım ben, kesin yapacağım. Yani gerçekten ayvaların ortasını oymak aç 5 dakikalık işi şimdi var. Ben foxtv.com.tr'den zaten tekrar izleyeceğim. Bir nasıl bakacağım. Görünmüşüm. Bir de işin o tarafı var. Nasılım? Nasılım? Diye şöyle fıstık bir gibisin önce canım. Bir bakacağım. Fıstık gibisin tatlım. Ya ben böyle değişik çıkıyorum. Mesela geçen gün bir yerde böyle bir showreel'ımı izliyorduk. Her projede o kadar farklıyım ki yanımdaki izleyenler de "Aa bunda oynayan sen miydin? Aa bu sen miydin?" falan diyorlar. Ama aslında bu çok iyi bir şey. Çok büyük bir avantaj. Tabii tabii, yani her projeye ve karaktere göre gerçekten çok değişebilen bir fizyonomim var. O anlamda da şey değilim yani, böyle nasıl göründüğümle alakalı olarak doğal hayatımdan daha büyük görünüyorum, onu söylüyorlar. Şimdi ben bakacağım bakayım burada nasıl. Ama bir şey söyleyeceğim, işte televizyonda makyaj mutlaka, evet ışıklarımız çok güzel. Televizyonda mutlaka makyaj yapmak gerekiyor. Makyajsız olmuyor. Ne kadar az yaparsanız yapın illaki yüzünüzde makyaj olmak zorunda. İşte bir saçınız yapılı olmak zorunda. O gün saçınızın nasıl hissettiğiyle beraber, o gün şekil almak istiyor mu istemiyor mu? Onunla beraber işte dokunan kuaförün eline de bağlı olarak daha kadınsı taranabiliyor. Biraz da o gününle de alakalı bir tabii, şey. Dolayısıyla hani gündüz sokakta dolaşırken öyle bir makyaj derdin yok. Altında bir pantolon, bir tişört ya da bir eşofman. Evet. İşte saçlar tepeden at kuyruğu dolu. Makyajsız da gezebiliyorsun. Öyle görünce tabii çok farklı gelebiliyoruz dışarıdan gördüklerinde. Benim gene Fox TV'de yayınlanan bir dizimiz vardı, O Hayat Benim. Orada canlandırdığım Cevriye karakterinde yani sıfır makyaj denebilecek şekilde. Biz o Cevriye'yi pek sevmiştik. Çok eğleniyorduk Cevriye'yle. Ya ben de çok seviyordum onu. Özlüyorum Cevriye'yi ben. Sağ olsunlar hala Cevriye'yi sevenlerden çok tatlı tatlı mesajlar alıyorum. Ben de çok seviyordum. Bir kere şeydi yani işte hani bu dış görüntümün değerlendirilmediği, daha farklı oyunculuğumun değerlendirildiği bir projeydi. Çok özlüyorum Cevriye'yi ben. Orada sıfır makyajlı en iyi çıktığımı düşündüğüm işte oydu yani. Hani makyajdan bahsediyoruz ya, hiç bir pudrayla çıkıyorduk mesela. Çünkü mahallede doğal bir hayatı canlandırdığımız tabii, için. Tabii. Çok fark şimdi, ediyor. Şimdi buyurunuz işin zor kısmı. Gördüğünüz gibi bir yaprağı alıyoruz. İçine az miktarda bir kıyma koyuyoruz. Ve sonra şöyle sarıp bu kadarcık tencereye açılmıyor dizmeye mu başlıyoruz. Açılmıyor ondan sonra? Kıvrıldığı yeri alta koyunca açılmıyor. Hmm. Yardıma gelmek ister misin? Olur. Ama beceremezsem gülmek yok yani. Yok yok, gülmeyiz. Tamam. Arada bir ekip bana gülüyor, ben bir şey beceremeyeyim de Cede yani, sana gülmezler. Geliyorum o zaman. Gel bak, bir de eldiven alayım. Al kendine. Tamam. Evet. Hamdi. Tam ta ta tam tam. Hamdi öğretiyorum, eve gelince yapacak. Çok mutlu olacak çok. Pırasa sever mi? Hamdi her şeyi seviyor. Ha, iyi bir şey. Yani öyle yemek ayırt etmiyor. İyi o zaman, sorun yok. Bunu da sever diye düşünüyorum. Bu birçok insanın da pırasa seven, herkesin damak tadına uyacak bir şey. Gel sana da bir tane tabak vereyim. Kendimi doktor gibi hissettim ya. Peki dijital tamam bir taraftan güzel. Peki oyunculuk? Oo devam, onsuz yaşayamam ben. Çünkü şimdi genelde biz böyle bir şey, ikinci bir şey yapmaya başladığımızda sanki birinciyi tamamen bırakmışız ve onu devam ettirmiyormuşuz gibi algılanabiliyor. Yani evet, onu artık ama insanlar şey yapıyorlar, artık ayırt edemeye başladılar. Çünkü şöyle bir şey var, eskiden yaptığın işleri paylaşacağın platformlar sadece yayınlanan yerdi ve evet, gazetelerdi. Şimdi ise sosyal medya ve benim şu anda hakim olduğum o dijital platform gerçekten neler yaptığınızı ve neler yapabildiğinizi çok online bir şekilde bir paylaşmanızı aracıya, sağlıyor. Bir aracıya ihtiyaç duymadan kendi yaptığın şeyleri anlatabildiğin bir yöntemin var. Evet. Daha özgürüz aslında. Tabii tabii. Ya tek fake oradaki Photoshop'lu fotoğraflar işte.
Bir de nereden çıkıyorum güzel, ha şu profilimi iyi şöyle. Onun oradan dışında yaşadığın, konuştuğuna şey çok doğal. Peki ben bunu yaptım mı? Evet yaptın tabii, işte bu kadar. Vallahi başardım. Vallahi ben kendim kendime biraz şey yapmıyorum galiba ya. Evet. Sen kendine haksızlık ediyorsun. Kendime haksızlık ediyorum, evet. Evet. Ben çok iyi bir rahçıyım aslında arkadaşlar. Siz eve gittiğin zaman tarifi isterse görürsün. Bakacağım Fox TV'den. Tamam. Bak, yaptım bile yani. Sonra da yapacağım. Öyle Pınar, olabilir. Pınar, sana bir şey soracağım ben. Mesela sen şöyle bir algı değiştirdiğini düşünüyor musun? Hani normalde eskiden şöyle bir algı vardı. İşte evine, mutfağına böyle giren kadın, işte eşortmanlarını çeken, kafasında bigud ile "sus oğlum yeter, gürültü yapma" falan tarzı kadınlar sanki evde böyle şey yemek yapar. İşte ev kadını şey, bu aslında dizi ya da vesaire bir şeyde ki algıyla hani çizilen karakter öyle olur diye. Halbuki hiç alakası yok. Herkes yemek yapabilir ve biliyor musun ki artık hanımlar, zaman zaman biz bloggerlar da ağırlıyoruz burada. Hı-hı. Pırıl pırıl şıkır şıkır geliyorlar. Oh, börek de açıyorlar. Hı-hı. Evet, üstleri unlanıyor. Ne var, silkeliyoruz gidiyor. Börekleri de açıyorlar, yemekleri de yapıyorlar. O kadar güzel tarifler de çıkarıyorlar ki sağ olsunlar. Hiç de öyle değil. O eskiden öyle bir algı vardı. Ben şunu kırdım. Hakikaten de komik de bir hikayemiz var. 18 sene önce bu işe başlarken ben böyle yemek memek yapmayı çok bilmiyordum. Ve benim bir Gülnur ablam var. O kamera arkası kahramanım benim. Gülnur ablaya benimle iş yapacağını söyleyince, "Ay ben bu kadın nasıl yemek yapmayı öğreteceğim? Şimdi bu gencecik kız nasıl öğrenecek ki?" filan demiş. Ben de eyvahlar olsun ya, şimdi bir kadın gelecek bana, kim bilir nasıl biri, bana ne öğretecek acaba derken biz birinci programdan itibaren çatır çatır bütün yemekleri yapmaya başladık. Birinci senenin sonunda baklava bile açtık. Demek ki oluyormuş. Tabii tabii. Canın yapmak istesin ve doğru yolu öğren. Bizim buradaki en büyük amacımız bu programda her şeyin kolay bir yolu olduğunu da göstermek ve yemek yapmanın hakikaten insanın hayatını mahveden bir şey olmadığını göstermek. Böyle bir şey değil çünkü. Ki. Yemek yapmak dünyanın en keyifli şeylerinden biri. Evet, zaman zaman mecburiyetten yapmak durumunda kalıyorsanız ya da işte gören ailenin kadınının genelde işidir bu. Hı hı. Akşama çoluğa çocuğa eşe yemek hazırlamak, kabul ediyorum. Her gün yapınca senin dediğin gibi menü bulması vesairesi, hı hı, çok kolay değil. Ama bu kadar da değişik lezzetleri yakalamak hem çok masraflı değil, hem de o kadar da göz korkutacak kadar zor değil. Bu arada Selen baya pırasa dolması sarıyor. Ya evet, ben baya kitlendim. Yapıyorum bu işi. Ben şimdi dijital medyacılığı bırakıp şey, restoran işine girermişim falan, büyütürmüşüm. Olur, neden olmasın? Yok artık yani. Evet, el birliğiyle dolmalarımız gördüğünüz gibi hazır. Şimdi az bir limon suyumuz var. Onu şöyle üzerine gezdireceğim. Pırasaya en çok yakışan şeylerden biri limon. Bir de tereyağı eritip vesaire uğraşıp koymaktansa şuradan şöyle tereyağı parçalarını üstüne bırakacağım. Şöyle şöyle. Onlar zaten pişerken eriyecek. Zaten stüdyonun sıcağından çok güzel erimiş. Şöyle üzerine bırakacağım. Onlar orada tıkır 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 eriyecek. Aşağıya lezzet bırakacak. Evet, bol yağlı yapıyorum. O kadar da yağ konur mu diye içinizden geçirmeyin. Siz az yağ koyun. Ben böyle seviyorum. Bu lezzetini vermek lazım her yaptığın şeyin. Şöyle. Tereyağı güzel lezzet veriyor. Veriyor. O yüzden de evet, çok olmamakla beraber birazcık koyuyorum. Evet, şöyle. Kenardan da suyunu vereceğim. Çok az bir su yeterli olacaktır. Çünkü zaten pırasalarım saçlanmış. Dolayısıyla hani içindeki pirincine falan birazcık su gerekecektir diye azıcık su koydum. Çok kısık ateşte altını açıyorum. Evet, bir de kapak bulayım onun üstüne. Ondan sonra tamamdır. Hani böyle şey koyarlar, tabak koyarlar üstüne. O kabarmasın diye. Ama bunun öyle kalkacağını düşünmüyorum ben. Ya da umuyorum diyelim. Evet, doğru kapağı buldum. Tamamdır, sıra geldi krep pizzaya. Şimdi en eğlenceli tarafı, krep dökeceğiz. Tabii bu ocak yoğunluğunda ben o krebi nasıl dökeceğim bakalım. Hep beraber göreceğiz. Şimdi birkaç aşamalı. Önce bir krep hamuru hazırlamamız gerekiyor. Bu çok basit. Aslında çok basit olmakla beraber çok net bir kuralı var ama eğer doğru ölçüyü kullanmazsanız da o krep bir türlü olmaz.
Ölçüsü 1-1-1 olmalıdır. Bu işin sırrı orada aslında. 2 tane yumurta, 2 bardak un, 2 bardak süt. İçine birazcık tuz, hatta şu kadarcık da şeker. Böyle ucuyla da şeker. Hani tatlı yapmanıza gerek yok. Ben mutlaka koyarım. Eğer isterseniz içine yağ koyabilirsiniz, isterseniz tavayı yağlayabilirsiniz. Size kalmış. Sonra üzerine bir sos yapacağız. Bunun içinde 100 gram rende kaşar peynirimiz var, 4 dilim jambonumuz var, 1 tane soğanımız var, 2 diş sarımsağımız var, 2 tane domatesimiz var, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Bir de üstüne sonra beşamel sos yapacağız. Bunun içinde 1,5 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar sütümüz, 1 yemek kaşığı kadar da tereyağımız, tuzumuz, karabiberimiz ve muskatımız var. Şimdi ben önce iç malzemesini hazırlayacağım. Hı hı. Onları pişirmeye başlayacağım ki sonrasında, çünkü böyle krep yapacağız, koyacağız. Üstüne malzeme koyacağız, üstüne krep koyacağız, üstüne malzeme koyacağız, üstüne krep koyacağız. İstiyorsanız arasına azıcık da beşamel gezdirebilirsiniz. En üstüne krepi koyup beşameli döküp üstüne de kaşar peynirini atıp fırına. Pizza pastası gibi. Gibi. Evet. Krepten çok... yapılma böyle kat kat bir şey olacak. Çok da lezzetli olacak. Bu arada biraz önce bana olan yardımlarından dolayı bir kahveyi hak ettim. Yaşasın. Buyurunuz efendim. Evet. Şurada bir tane göz var, onu da patlat. Hemen patlasın. Evet, o bir patlasın. Hı, patlattım. Şimdi tam dolmaları sararken dedik ki aslında çok acayip bir taklit yeteneğin var dedik. Hani dedik. Evet canım, ben biliyorum zaten nereye geleceğini. Çok tatlısın canım. Şimdi bu kahveye acaba... Kaç tane pırasa karşılığı bu? Ha, biraz daha sarsaydım da yemeklerden, hani daha fazla yeseydim diye yemekleri söylüyorum. Zaten hak ettin ama. Ha, o zaman hiç pırasayı da boşuna sardım yani. Ben seni yerim ya, öleceğim yani. Peki en çok Sezen mi? Başka da var mı? Ya ben de şöyle bir şey var aslında. Ben kimle çok vakit geçirirsem ister istemez onun böyle mimikleri ve jestleri geçiyor hemen bana, veyahut da ne yapıyorsun ya dur falan oluyorum. O taklit yeteneğiyle mi alakalı, artık bu bir kişilik özelliği mi bilmiyorum. Ben tabii ki ciddi bir Sezen Aksu fanıyım. Hepimizin Sezen olduğu Aksu, gibi. Eğer bizi şu anda izliyorsa. Onu çok seviyorum yani, gerçekten çok İzliyor seviyorum. İzliyor olma ihtimali de var bu arada. Bence zaten izliyordur çünkü Sezen Hanım çok erken uyandığı için sabah programlarını da kaçırmadığından eminim. Ve bu lezzetleri de kaçırmadığından eminim. Dolayısıyla da seni de çok sevdiğinden eminim. Ben de onu çok seviyorum. O arada da ben de kaynamış olurum böylelikle Sezen Hanım'a iletişimimi bir şekilde sağlamış olurum. Sezen Aksu'ya aşık bir kadın olarak ben, Türkiye'deki milyonlarca insan gibi. Çocukluğumdan beri öyle onu seyrederek büyüdüğüm için ister istemez böyle konuşurken şöyle kaymaya başladı. O ister istemez olmuyor canım, ben niye yapamıyorum? İstemezsin çünkü demek ki. Yani ister kısmı bende, istemez kısmında sende. Mesela. Yani bir de şöyle bir şey var tabii, dudak ve diş yapısı da herhalde buna çok müsait, ses çıktığı zaman. Ben mesela şarkı söyleyince de Sezen diyorlar. Böyle bir şey oluyor ama dediğim gibi yani kimi isterseniz yaparım falan diye buradan. Yap gülüm, yapabildiğin kadar yap başımla beraber. Ya. Beni taklit edebilir misin? Ederim ama burada etmem. Neden? Ya bir dakika şimdi. Ama bir dakika, bunun için hazırlanayım, tamam mı? Tamam yani, anlaştık. Peki. Şimdi hiç hazırlıksız sadece yapmış olmak için yapmayayım bunu. Ondan sonra hakikaten güzel bir Pınar Altun taklidi yapacağım. Söz. Ya bunu tamam, en kötü ihtimal videoyu çekip paylaşabilir miyim sonra programı? Tabii ki de. Tamam o zaman. Söz veriyorum, acayip tamam, güzel bir Pınar Altun taklidi yapacağım. Tamam, İyi çok çalışayım. Merak ediyorum, anlaştık. Bu arada birazcık sıvı yağ koydum tencerenin içine. Sarımsağımı sıktım. Sonra rendelenmiş soğanımız vardı. Onu da içine ekledim. Şimdi domatesleri de atacağım. Onlar orada pişerken burada 4 dilim jambonum var. Evet. Şöyle. 4 dilim jambonum var. Jambonu da küçük küçük doğrayacağım. Onları da içine atacağım. Malum harç hazırlıyoruz. Azıcık tuz ve karabiberle lezzetlendireceğim. Ve hazır hale gelecek. O arada Ayva kendini almış olursa ben ocakları değiştirip burada kendime bir yer yaratıp orada beşamelini de pişireceğim. Birazcık sırayla gidiyorum. İşte mutfak bilen kadın böyle bir şey değil mi? Hepsini pişirirken. Ocağa koymak gerekince. Bir de ne kadar mesela derli toplu iş yapıyorsun? Aa evet. Mesela öyle. Kimisi yemek yapar, bütün mutfak batar böyle, tabaklar, çanaklar vesaireler. Yani ki şimdi, sen şu anda mesela yayında yapıyorsun bunu. Burada mecburen arkaya koyuyorum. Aslında hani evde her şey makinenin içine gidiyor. Ya da o anda çalkalanıp işte hemen kalkıyor. Hemen diyorum ya, senin gerçekten
yani her özelliğin olduğu gibi böyle gerçekten arkadaşımsın diye yani böyle övmek anlamında konuşmuyorum bunu. Öv beni. Ben sana dedim ama sen yapmıyorsun bunu. Aa Danya çok iyi. Ha birazcık daha tamam. Tamam. Dün Pınar'a öyle diyorum. Pınar öv beni tamam mı programda? Şey yani bir kadının bu kadar çok özelliği bir arada taşıması biraz haksızlık ya. Aa teşekkür ederim. Çok önemli bir şey yapamıyorum ama. Şarkı söyleyemiyorum. Onu da yapma artık yeter zaten. Çok isterdim biliyor musun? Bence onu da yaparsın da. Yok. Hiç çalıştın mı peki? Yani herhangi bir denemen oldu mu? Bundan yıllar önce bir program sunuyordum hatırlarsan. Çocuklara şarkı söylettiğimiz bir program. O programda denemiştim. İki hafta çalıştıktan sonra Metin'in zoruyla yapmıştım. Ama Metin Özürkü sağ olsun beni 2-3 hafta kadar çalıştırdı ve ardından ben birazcık şarkı söyledim, bir tanecik şarkı söyledim. Evet öyle ittire kaktıra tamam yani idareten hani hatırla şarkı söyleniyor da benim istediğim öyle değil ki hakkıyla şarkı söyleniyor. Hani şöyle gırtlaklı falan bir yok, ses. Yok o kadar hadsiz değilim ama yani. Ya tabii şimdi ses güzelliği başka bir Allah tarafından bir mükafat gibi bir şey ama sesini doğru kullanmaksa eğitimle alakalı, kulakla alakalı bir şey. Yani sesini doğru kullanan herkes bence çok güzel şarkı söyler. Mesela benim annem, ben şarkı söylediğim zaman gerçekten beni terlikle kovalıyordu. Yani ama sonra sen şarkı söyleyen bir kadın oldun. Annemin oldum. İnadına şarkı besteledim ve albüm yaptım. Yani tabii ki şarkıcı olmak için değil ama hani böyle bir müzikle ilgimin olmasından sebep bestelediğim iki parçayı böyle bir single yaptım. Anneme de hediye ettim, al canım diye şöyle. Birisi bana bir şey yapamazsın dediği zaman gerçekten çok gaza geliyorum. Bu tüyoyu verdiğin çok iyi oldu. Akşam Hamdi karşına gelecek. Selen yemek yapamaz ki. Görürsün ondan sonra ne oluyor diye. Bu arada ben burada bir yandan tıngır tıngır çalışıyorum. Ne yapıyorum? Burada pizza krebin iç malzemesini, harcını hazırlıyorum. O orada pişe dursun. Dolma orada pişiyor. Burada hemen bir beşamel yapacağım. Şöyle tereyağı eriteceğim. Sonra içinde hemen unu kavuracağım ve sonra hızlı hızlı sütünü koyacağım. Tuzunu, karabiberini ve muskatını içine rendeleyeceğim. Beşamel de hazır olacak. Sonra krepleri yapmaya başlayacağım. Çok işim var, yapacak bir şey yok. Hem sohbet hem şey biraz zor yürüyor. Oh, evet. Yaşasın bu kadar şarkı bir şey dedik diye. Bir şarkı söyleyecek mi? Şarkı? Ha. Hazırlıksız yakalandı. Şu anda. Yani evet. Benim bir de çok şeyim yok, öyle repertuarım yoktur. Olsun. Aklına gelen. Son zamanlarda trend beraber olan. Söyleyelim o zaman. Ben. Evet. Yok. Ama bir şey diyeceğim bak. O kadar duşta cesur değilim. Ve mutfakta herkes şarkı söyler. Ve her şarkı söylediğimde kocam istersen sus diyor. Bir bildiği var herhalde adamın. Benim de annem diyordu işte öyle. Sus ya sus diyordu. Bu saatten sonra olmaz ya. Canım yani bu bir eğlencesine mutlaka hani bir mırıldanır ya insan böyle tatlı tatlı. Sen mırıldan ben en diyeyim bak. En sevdiğin şarkı ne? Ay böyle söyleyince hiç bilmiyorum. Ya insan böyle kalıyor. Tabii, işte kalıyor. Bir anda şarkı dinlediğin zaman bu benim şarkım diye dinliyorsun. Ya ama sen sahnede şarkı söylemiyor musun arkadaşım? Yok canım sahne. Hayır hani böyle bir etkinlik bir şey olduğu zaman. Yok hiç öyle bir sahne sanatçılığı yapmadım şimdiye kadar ama mesela işte albümümle ilgili söylüyorum. Bir ondan hazırlığın sonra bir şeyin var, kendi şarkını söyle. Çocuk kadını söyleyeyim. Ay ben bir de sözlerini de unuturmuşum. Allah'ım annem böyle yaparmış. Gördün mü? Gördün mü? Ben sana söyleme dememiştim. Anne laf ettikten sonra başına gelebilecek şeyler var tabii. Evet o zaman söyleyeyim hadi. Tamam. Benim bestem bu zaten. Tamam. Şarkı söz müzik benim. Giriyorum. Dinliyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Çok hazırız. Tamam. Umutları yıkılmış, kalbi çok kırılmış bir çocuk kadın duruyor karşında. Sen onu mutlu edemezsin ki, o daha çocuk yaşında. Üzersin, kızarsın, kırarsın aman ha, kaldıramaz ki bir tek acıyı daha. Çocuk kadınım, çocuk kadınım, içimde gizli acılarım. Çocuk kadınım, çocuk kadınım, acıyor hala yaralarım. Kabarık etekli gelinlik resmi hala durur çekmecemde. Düğünüm olacak sandığım o günlerde kesip koyduğum her kare eskimiş bir masal oldu bende. Sonunda gelecek sandığım o ve merdivenlerde kalan ayakkabım şimdi bilmiyorum nerelerde. Bal kabağına dönüverdi tüm hayatım. Oysa ki saat daha 12 olmamıştı bile.
Çocuk kadınım, çocuk kadınım, içimde gizli acılarım diye şöyle wow. şarkıyı sonlandırayım. Bir duygulandım böyle. Evet, öyle sen öyle olunca ben de bir oldum. Evet. Bu arada beşamel sos yapıyorum yani. Beşamel yanacak, hayır. Yok, yanmaz. Bir saniye bile bırakmadım. Ay, muhteşemdi bu arada, bunu sen mi yazdın? Evet. Vay be. Evet. Arkadaşımda ne cevherler varmış, bak bunu bilmiyordum. Ya teşekkür ederim, yani beğenmene çok sevindim. Öyle öyle. Gerçekten çünkü çok sen... güzel. Arasındaki sözler de çok güzel ama tabii bu ister istemez alıyor, başka yerlere de götürüyor insanın aklını. Hakikaten muhteşemmiş. Evet, yani işte ben böyle bir şeylerim vardı. Bunu dedim bir arşivlendireyim. Hani ben yarın öbür gün çocuğuma kalsın, torunum dinlesin. Yani şarkı, sahne sanatçısı olmak adına yapmadım bunu. Ama şimdi mesela enteresan bir şekilde müziğe olan bu sevgimden ve ilgimden sebep tabii ki bu anlamda teklifler geliyor. Ama belki ileride bir sürpriz bir şeyler yaparım bilmiyorum ama şu anda tabii oyunculuk ve projeler ve zaten yapım şirketiyle o kadar yoğunum ki. Kırt 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 kırtla böldüm seni ama muskat rendeliyorum. Şimdi üstüne bir şarkı besteleyeyim ben bunun. Değil mi? Tırtla devam etsen ona. Muskatı birazcık beşamelin içine rendeledim. Tuzunu, karabiberini koydum. Beşamel de hazır. Evet. Şimdi sıra geldi krepleri yapmaya. Kapatamamışım, yanlış. İlknaz'ın en sevdiği şey. Krep. Krep. Bayılır. Sevmeyen çocuk var mı diyeceğim şimdi. Evet, İlknaz artık çok küçük bir çocuk değil ama bizim çocuğumuz. hakikaten herhalde krep sevmeyen yoktur diye değil düşünüyorum. Mi? Herkesin çok çok sevdiği bir şey krep. Şöyle hızlı hızlı yetiştireceğim de kanter içindeyim. Vallahi öyleyim. Şimdi unu koyuyoruz. Daha doğrusu sütü koyuyoruz. Unu koyuyoruz. Bunların hepsini beraber koyup çırpabilirsiniz. Hiç sıralamaya falan gerek yok. Yumurtayı da koyuyoruz. Birazcık tuzunu koyuyoruz. Bir çimdik de şeker koyuyoruz. Ve mikser yardımıyla çırpıyoruz. Ya da elimizde de çırpabiliriz. Ve sonrasında da krep tavasına koyup pişirmeye başlayacağız. Şöyle. Peki bu kadar şey yaptın ama bir yandan hayallerin var mı? Şunu yapmak istiyorum. Yakın yani, zamanda bu benim olsun. Hayallerim çok anlık oluyor. O anda da yapıyorum zaten. Hani böyle şimdi geleceğe yönelik böyle çok büyük hayalim var mı dersem açıkçası yok. Çünkü o bana yük yapıyor o zaman. Anlık gelişiyor benim hayallerim. O da hedefe dönüyor ondan sonra. Ama yani tabii ki her oyuncunun... istediği gönlünde yatandır. Bu bir hayal değildir. Bu bir talep ve istektir bence. Hani çok iyi bir projede, çok istediğin bir karaktere can vermek. Mesela Asif Acale'yi çok oynamak isterim. Semiha Berksoy'un gençliğini oynamıştım ben bir projede mesela. Şimdi önümüzdeki günlerde de onu seyredeceğiz, vizyona girecek. Ya böyle şeyler çok etkileyici oluyor. Böyle değerli hayatlara dokunabilmek bir projeyle. Bunlar tabii ki oyuncu olarak isteklerim. Ama şeyim yok yani, gideyim de bir Oscar alayım hayalim yok yani. Ay neden olmasın inşallah. Yani inşallah diyorum, olur inşallah. Oscar goes to Selen Görgüzel Alkan, zaten adamlar söyleyemeyecek muhtemelen benim adımı soyadımı. Bir de arada Emre de var. Evet, bir de Emrem de var, sağ olsun dedemin mirası. Ama yani olursa olur ama illa da böyle hayallere yatmıyorum Oscar, gideyim yurt dışında kendimi yırtayım, keşfedileyim diye. Ki ben biliyorum gitsem... diye ukalalık yaparmışım. Belli mi olur? Çoğu zaman denemiyoruz ki. Deneyen çok meslektaşımız oldu. Onların da bu emeğine saygı duyuyorum. Ama orada başka şeyler var yani. Çok başka i̇şte şeyler var. Bence şöyle. Biz zaten şöyle ki kendi sektörümüze sahip çıkalım ve kendi sektörümüzde en iyisi olalım. Bence yeter. Nasıl işte Avrupa sineması, Avrupa kimliğini hala koruyorsa... Bollywood, o Hindistan bile hala o Bollywood olma kültürünü koruyorsa, Amerikan sineması bir sanayi resmen, onlar kendi dilini koruyorsa, biz de Yeşilçam adı altında belki de hala bizim o kültürümüzü koruyup kendi alanımızda en iyi olup Türkiye olarak iyi bir şekilde ödül alabiliriz. Ama yani başka yerleri cırmalamak adına değil. Evet, krep tavası ısınmış mı diye bakıyorum. Çok ısınmamış ama dökeceğim şöyle... yerleştireceğim. O şimdi burada pişe duracak. Şöyle. Oo. Evet. Ne yaptım?
yumurta, un, süt, biraz tuz, birazcık şekeri bir güzel çırptım. Sonra çok hafif yağlanmış krep tavasına, boza kıvamında oldu zaten. Güzelce döktüm. Şimdi altı pişecek, sonra üstü pişecek. Sonra onları kat 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 koyacağım. Çünkü burada çok güzel hazırladığım, içinde jambon, domates, soğan ve sarımsak olan, tabii ki tuz, karabiberle lezzetlendirilmiş güzel bir harcım var. Burada hazırladığım beşamelim var. Hepsini koyacağım. Üstüne kaşar peynir koyacağım. Fırına atacağım. Bütün bunlardan sonra burayı hazırlayacağız ve karşınızda olacağız. Evet, bütün hepsini koştura koştura da olsa yaptım ve bitirdim. Selen olmasaydı dolma bitmezdi. O bir gerçek. Ama buyurunuz etli pırasa dolması, buyurunuz krep pizza ve buyurunuz ayva tatlısı. Peki bugün neler yaptık? Etli pırasa dolması için önce bir iç malzemesi hazırlamamız gerekiyor. Soğanımızı, kıymamızı, pirincimizi, salçamızı, maydanozumuzu, tuzumuzu, karabiberimizi bir güzel karıştırıyoruz. Pırasaları yaklaşık 6 santim uzunluğunda kesiyoruz ve bir güzel haşlıyoruz, katlarını ayırıyoruz. Bu malzemeyi ince ince katların içine sarıyoruz ve tenceremize yerleştiriyoruz. Daha sonra üzerine limon suyunu gezdiriyoruz, küçük tereyağı parçaları koyuyoruz. Çok az da su koyuyoruz, zaten içinde çok az kıyma olduğu için çok kısa sürede pişecektir. Pişiriyoruz ve afiyet olsun. Krep pizza için önce bir harç malzemesi hazırlamamız lazım. Bunun için jambonumuzu küçük doğruyoruz. Soğanımızı kavurduktan sonra sarımsağımızı içine ekliyoruz. Domatesi içine ekliyoruz. İçine jambonu da koyuyoruz. Bir güzel pişiriyoruz. Hazır hale geliyor. Diğer bir tarafta beşamel sos hazırlamamız lazım. Unla tereyağını güzelce kavuruyoruz. İçine sütü koyuyoruz. Tuz, muskat ve karabiberle tatlandırıyoruz. O da hazır hale geliyor. Diğer tarafta bir krep hamuru hazırlıyoruz. Bunun için de yine yumurta, süt ve unu çırpıyoruz. Bir fiske tuz, bir fiske şeker ekliyoruz. Ardından yağladığımız krep tavasının içinde kreplerimizi güzelce pişiriyoruz. Sonra bir fırın kabının içine kat kat hepsini dizip en üste beşameli koyup üzerine de kaşar peyniri rendeleyip fırına atıyoruz. Bir güzel üstü pişinceye kadar, daha doğrusu peyniri eriyinceye kadar pişiriyoruz. Çünkü zaten içindeki bütün malzemeler pişmiş vaziyette ve ardından servise hazır hale getiriyoruz. Ayva tatlısı için ayvalarımızı ortadan ikiye bölüyoruz, içlerini oyuyoruz, çekirdekleri hemen bir kenara alıyoruz, tenceremizin içine dolduruyoruz. Diğer bir tarafta elmalarımızı rendeliyoruz, içine suda erittiğimiz gıda boyasını ve şekerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Ve sonra bu karışımı ayvaların ortasına doldurup tencerenin dibine biraz su koyup o suyun içine de çubuk tarçını, karanfilleri ve ayva çekirdeklerini atıyoruz, pişmeye bırakıyoruz. Çıkardıktan sonra bir parça kaymakla servise hazır hale getiriyoruz. Afiyet olsun. Evet, afiyet olsun diyeceğim şimdi sana da. Hazır mısın? Hazırım. Şöyle hem tabağını nasıl alayım. Sana hemen güzelce. Şöyle kapatayım. Burada yerken şuurumu kaybedermişim ben. Vallahi bak, dolmalarda çok hakkın var. Şöyle koyayım, sana istediğin kadar vereceğim tabii, yine. Tabii. Bir tadına bak. Şimdi test ediyorum. Hepsini birden atmayayım ki, yayındayız şimdi. Ayıp olmasın. Sıcak olabilir bir de. Yanma. Olmuş mu? Çok güzel. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Olur mu? Bak, çok emeğin var. Yani iki sardım işte ama elimin lezzeti geçmiş derler tabii, ya öyle. Tabii ama ki öyle. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Senin çok emeğin var bak şimdi. Hı-hı. Oh, beşamelleriyle şu pizzadan da bir parça sana servis ederken, onu bir yandan servis edeceğim ama bir yandan da ayağına sağlık. İyi ki geldin. Seni uzun zaman sonra görmek çok güzel geldi bana. Evet. Yani, İyi ki program var. Bir dahaki haftaya da geleyim ki biz böyle bir şekilde hiçbir şey kopmayalım. Başımla çok beraber. Çok özlüyorum seni. Çok yoğunsun çünkü. Ben de öyleyim ama böyle güzel hem kavuşmuş olduk hem de güzel güzel lezzetler tattık. Yine harika ellerinden canım çıkan. Canım benim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Efendim, tekrar görüşünceye de kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.